Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Geçmişte iki defa Amerika vizesi aldım. Özellikle son aldığım vizemde süre ihlali vesaire yapmadım. Amerika'da hiçbir suça vesaire karışmadım. Fakat 2018 yılında turist vizesi almak istedim ve red aldım. Benim merak ettiğim durum, acaba Amerika'da göçmenlik sisteminde benimle ilgili sıkıntılı bir durum olup olmadığını öğrenebilir misiniz? Böyle bir sistem var mıdır diye bu takipçimiz bize soruyor. Amerikan konsolosluğunun size daha önce iki kez vize vermiş olması, tekrar vize vermesi gerektiği zarureti gibi bir zorunluluk getirmez onlara. Dolayısıyla onlar sizin her vizeye başvuru yaptığınız zamandaki koşullarınıza bakarak size vize verip vermeme durumunu değerlendirirler. Dolayısıyla sizin daha önce iki tane vizeyi almış olmanız ve şimdi 2018'de de başvurduğunuzda vize vermemiş olmaları Amerika'da herhangi bir sorununuzun olduğuyla ilgisinden ziyade Türkiye'deki sizin bağlarınızın güçlü olmadığı ya da bu sefer turistik amaçla gideceğinizi düşünmedikleri için vermemiş durumdalardır. Dolayısıyla bahsettiğiniz şekilde bir sistem yok. Eğer siz bir sorun yaşamış olsaydınız ve bu size iletilmesi gereken bir şey olsaydı, o zaman konsolosluk, hatta siz vizeye başvurmadan önce bile size ulaşıp bir geçerli vizeniz varsa o vizenizi iptal etme yoluna giderlerdi. Dolayısıyla bu da sizin Amerika'da herhangi bir sıkıntılı durumda olup olmadığınız noktasında herhangi bir sıkıntınız olmadığını gösteriyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Çifte vatandaşlık diye geçer hep. İstesek ikiden fazla ülkenin vatandaşı olamaz mıyız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi ben tabi genel bir soru. Bu soruya şu şekilde cevap verebilirim. Kişilerin birden fazla ülke vatandaşlığına sahip olması mümkün bir durum. İkiden fazla da mümkün bir durum. Önemli olan nokta, kişilerin vatandaşı olduğu ülkelerin ve vatandaş olacağı ülkelerin birbirleri arasında herhangi bir çifte vatandaşlığa engel olup olmama durumunun olmuş olması gerekiyor. Diyelim siz Türk vatandaşısınız, aynı anda Amerikan vatandaşı oluyorsunuz ve diyelim ondan sonra Alman vatandaşı olmak istiyorsunuz, ama farz edelim Almanya diyebilir ki sizin Alman vatandaşı olmanız için Türk vatandaşınızdan vazgeçmeniz lazım. Ya da Türkiye tarafı diyebilir ki Alman vatandaşı olursanız Türk vatandaşından çıkmanız gerekiyor diyebilir ya da tersi bir durum gündeme gelebilir. Dolayısıyla ikiden fazla bir vatandaşlık bu dediğimiz üçlemde mümkün olmayacak. Dolayısıyla evet, ikiden fazla vatandaşlık mümkün olan bir durum. Önemli olan, hangi ülke vatandaşına geçecekseniz sizin vatandaşı olduğunuz o anki devlet ya da devletlerin aralarında karşılıklı prensibinden yola çıkarak herhangi bu noktada bir sınırlama var mı yok mu, bütün mesele bu olacak. Eğer sınırlama yoksa o zaman siz en az 3 ülkenin de vatandaşı olabilirsiniz, 4 ülkenin de olabilirsiniz. Bunda bir engel, bir durum olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card çekilişini kazandıktan sonra DS-260 formunu doldururken Amerika'da verecek adresim yok ise formdaki adres kısmını boş bırakmam sıkıntı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi DS-260 formunu doldururken sizin tabii ki Türkiye'deki adreslerinizi belirtiyor olacaksınız. Aynı anda sizin Amerika'da geçici ya da kalıcı adreslerinizin olup olmadığını da sormakta. Dolayısıyla o yerlere adresiniz varsa belirteceksiniz Amerika'da. Yok ise de belirtmeyeceksiniz. Dolayısıyla boş bırakmanız bir sorun teşkil eder mi? Etmez. Fakat sıkıntı şurada oluşabilir. Siz gün sonunda o formu doldururken ya da Amerika'ya giriş yaparken Amerika'da geçici de olsa bir adres bildirmek zorundasınız. Bunun da sebebi Green Card'ı gönderecekleri bir adrese ihtiyaç duyacakları için. Bu yüzden herhangi bir sorunla karşılaşmamak için daha sonra ve Green Card'ın size ulaşıp ulaşmama noktasında sorun teşkil etmemesi için bu DS-260 formunu doldururken kalıcı bir adresiniz olmayabilir. Buna hayır diyebilirsiniz Amerika için. Ama geçici bir adres ve Green Card'ın gönderileceği bir adresin olduğunu belirtmenizde ve o adresi belirtmenizde fayda var. Bunun için tavsiyem, ya Amerika'da arkadaşlarınız, aileniz, yakınınız, kimse varsa bunlara ulaşmak. Hiç kimseye ulaşamıyorsanız o zaman burada kiralık bir yerlere bakıp en azından adres gösterebileceğiniz, kullanabileceğiniz bir yeri, hatta geldiğinizde ilk birkaç ay kalabileceğiniz bir yeri kiralama durumuna gidip oranın adresini sonuçta belirtmeniz gerekecektir. Dolayısıyla dediğim gibi kendi uzun süre kalacağınız bir adres olmasa bile geçici kalacağınız bir adresi
belirtmeniz green card'la ilgili sorunlarınızı yaşamanızı daha sonra engellemiş olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki takipçilerimizden birinden gelen soru da beni Amerika'da eski çalıştığım yer H2B vizesiyle geri çağırıyor ve ben işi kabul ettim fakat nişanlıyım ve Eylül'de düğünüm var ama düğünü erkene alabilirim. Eşim benimle nasıl gelebilir? H4 vizesi mi alacak ve almak kolay mı? Ve ben vize aldıktan sonra evlenirsek sorun olur mu? Ben vize almadan evlensem daha mı iyi olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim bu takipçimizin sorusuna cevap olarak. Siz H2B yani H2B vizesine sahip olduğunuzda evleneceğiniz eşiniz de H4 vizesine aynen H4 vizesine sahip olabilecektir. Bu isterseniz siz vizeyi almadan önce nikah kıyarak onunla beraber vizeye başvurarak yapmanız mümkün olabilir. İsterseniz siz önce vizenizi alabilirsiniz ve nikahınızı sonra kıydığınızda nikah kıydıktan sonra eşiniz için de Amerikan konsolosluğunda H4 vizesi için randevu alınıp o randevuya gidip H4 vizesini konsolosluktan kendisi siz yanında olmadan da alabilmesi mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yani dolayısıyla ister vizeyi siz aldıktan önce ya da sonrasında eşinizin H4 vizesini alma imkanı olacaktır. Önemli olan diğer bir nokta tabii Amerikan konsolosluğunun size bakışında ve ona da bakışında geri döneceğiniz durumda bir tereddüt oluşmaması. Dolayısıyla yoksa o zaman biliyorsunuz hiç vize vermeme durumu mümkün olabiliyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya geldim. F1 statü değişikliği başvurusu yaptım. Bu süre zarfında turist vize sürem bitti. Hali hazırda vize statü değişikliği başvurum varken F2 başvurusu yapabilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin sonuçta buraya geldiğiniz statünün dışında bir statüye geçiş yapmak için yaptığınız bir başvuru ve bu başvurunun hala sonucunu beklediğiniz bir durum mevcut. Dolayısıyla bizim bu noktalarda tavsiyemiz öncelikle sizin şu an içeri verdiğiniz yani başvurusunu yaptığınız statü değişikliğinin cevabını ve onayını beklemeniz. Bunun cevabını onay olarak alırsanız ancak ondan sonra F2 başvurusu denilen başvuruya geçmeniz çok daha mantıklı ve yerinde olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. B1 vizesine başvuru yaptık ve 1 Mart günü bizi mülakata çağırdılar. B1, B2 yani Amerika Turist Vizesi mülakatında dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir diye bu takipçimiz bize soruyor. Sonuç olarak kişiler B1 ya da B2 vize mülakatına girerken bunun farklılığı iş amacıyla mı, seyahat amacıyla mı olduğu. Dolayısıyla bu durumdaki takipçimizin sorduğu durum iş amacıyla olacak olan B1 vize mülakatı oluyor. Bu noktada bizim size en büyük tavsiyemiz tabii ki siz bu vize görüşmesine giderken işte pasaportunuz, vize randevu onayınız, ödeme kanıtınız, bu tip kanıtlar işte diyelim iki tane vesikalık resim örnek veriyorum tabii. Bu tip şeyler yanınızda olacak. Tabii bunun yanında da sizin geliş amacınızı kanıtlayacak olan sizin gelir durumunuz, birikiminiz, Türkiye'de yaptığınız ticari alan ya da iş alanları bu tip durumlarla ilgili belgeleri ve evrakları da bir araya getirmenizde fayda var. Diyelim siz Türkiye'de ticaretle uğraşıyorsunuz, şirketiniz var. O zaman bütün şirket belgelerini, bilançoları, ticari resmi belgeleri, işte resmi gazete çıktısını, faaliyet belgesini bu tip belgeleri, vergi levhalarını da bir araya getirmeniz, şirket banka hesap hareketini, kişisel özel banka hesap hareketlerinizi de bir araya getirmenizde fayda var. Çünkü eğer siz B1 amacıyla Amerika'ya geliyorsunuz ya burada iş kurmaya, yatırım yapmaya geliyorsunuz ya da burada ticaret yapmaya geliyorsunuz. Dolayısıyla bu iki durumunda ya da birinin ya da herhangi birinin ihtimalle gelecekseniz hangisi size geliş amacınız yatırım ya da ticaret bunu gösterecek evraklarınızın da yanınızda olmasında fayda var. Ve diğer durumda sonuçta görevliler Amerikan konsolosluğundaki görevli size bakışında evet bu kişi burada ticaretle uğraşıyor da iş hayatında aynı anda Amerika'ya gidecek orada bir yatırım yapıyor noktalarında size bakarken size sorular sorarken sizin gerçekten iş adamı olduğunuz ve Amerika'da da iş yapacağınızı anlamış olması gerekiyor ve tabii ki dönüş planınızın olduğunu anlaması gerekiyor. Bunlar olduğu sürece sizin B1 vizenizi almanıza bir engel durum olmayacaktır. Dolayısıyla burada en büyük tavsiye edeceğim kesinlikle bu tip evrakların yanınızda olması. İki, size soracakları sorularda çok net bir şekilde ne konuştuğunuzu bilen bir
kişi karşısında görmek isteyecektir. Ve bunu yapabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamadan vizenizi alıp Amerika'ya gelebileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. H4 vizesine ve daha önceden SSN'e sahip birisi hiçbir geliri olmamasına rağmen tax return yapmalı mı? Yoksa sadece H1B vizesi olan eşimi tax return file etmeli diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer sizin bir geliriniz yoksa sadece sosyal güvenlik numaranız var diye vergi beyanı verme yükümlülüğünüz olmayacaktır. Dolayısıyla siz bu noktada herhangi bir vergi yükümlülüğüyle karşı karşıya kalmayacaksınız ve tax return'ünüzü yani vergi beyanınızı yapmak zorunda değilsiniz. Tabi aynı anda eşiniz eğer H1B vizesiyle bu return'ü yapacaksa vergi beyanını ve sizi de eşi olarak o vergi beyanı ekleyeceği için onunla beraber vergi beyanında yer almanızda hiçbir sakınca yoktur ki tavsiyemiz o şekilde olması ve bunun için de siz muhasebecinizle de tabii bunu konuşmanızı tavsiye ederim. Ama sonuçta siz çalışmasanız da eşinizin yaptığı vergi beyanında yer alabilirsiniz. Geliriniz hiç olmadığını belirteceksiniz. Sadece eşinizin gelirinden ilerlenecek ama sonuçta evli olduğu için beraber yapıyor olmanız çok daha mantıklı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir değerli takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben çifte vatandaşım, Alman ve Türk vatandaşı. ESTA vizesi alıp Amerika'ya gelirsem Amerika'da kurulmuş olan şirkete yarı yarıya ortak olma şansım var mı? Ya da yine ESTA vizesiyle geldiğimde kurulmuş olan şirkete yönetici olarak statü değiştirmem mümkün olabilir mi? Yoksa normal Türk vatandaşı olarak pasaport çıkarıp Amerika vizesini alıp gelmem mi daha mantıklıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada tabii birden fazla faktör ya da sorular mevcut. Ben öncelikle şununla başlayayım. Siz sonuçta Alman vatandaşı olarak ESTA vizesine sahipseniz tabii ki Amerika'ya gelip gitmenizde bir engel yok. Her girişinizde 90 gün kalabileceksiniz. Fakat Amerika'da bir statü değişikliği yapmanız mümkün olmayacak. Önemli olan herhangi bir şirkete ortak olmanız ya da bir şirketin size yönetici pozisyonu için başvuru yapabilme durumunda bile siz Amerika dışına gidip Amerikan konsolosluğuna vize görüşmesine girip gelmeniz gerekecektir. Dolayısıyla ESTA vizesiyle bu şirkete ortak olmanızda bir engel yok ya da bu şirketin size yönetici olmanız için başvuru yapmasında da bir engel olmayacaktır. Ama siz ESTA statüsünden Amerika içinde değişiklik yapmadan Amerikan konsolosluğu üzerinden gideceksinizdir. Şimdi bir durum daha dikkatimi çekti. Tabii siz burada diyorsunuz Türk vatandaşı olarak pasaport çıkarıp vize mi alsam? Buna gerek yok. Siz zaten var olan ESTA pasaportunuzla yani Alman pasaportunuzla isterseniz eğer Almanya'da yaşıyorsanız en mantıklı olan ESTA pasaportunuzla turist vizesine başvuru yapıyor olmanız. Bunu yaptığınız sürece herhangi bir problem söz konusu değil. Tabii bu noktada sadece önemli olan Amerikan konsolosluğu size turist vizesi verecek mi vermeyecek mi yoksa neden ESTA'nı kullanmıyorsun deyip değmeyeceğini görüyor olacaksınız. Dolayısıyla Türk pasaportu çıkarıp da vize almaktansa ESTA ile gelip gitmeniz çok daha mantıklı olabilir. Ya da Almanya'da Amerikan konsolosluğundan vizeye başvuruyor olmanız mantıklı olabilir. Ama tabii şirketin vatandaşlığı noktasında Türk pasaportu ya da Türk vatandaşlığının önemi olacaksa tabii ki Türk pasaportunuzu çıkarmanızda fayda var. Çünkü bu sayede şirketin eğer Türk vatandaşlığından yatırıma gidilecekse bu noktada bir aynı ülke vatandaşlığı olan pasaportunuzun üzerinden gitmemizde fayda var diyeceğim. Biliyorum biraz karıştı birden fazla faktör olduğu için ama tavsiyem şu olacak. Öncelikle ESTA'nızı kullanabilirsiniz. Eğer turist vizesi almak istiyorsanız Alman pasaportunuzu alabilirsiniz. Alamadığınız bir süreçte de ESTA ile gelip buradaki adımları atıp sonrasında da vize başvurusunu yatırımcı ya da yönetici olarak yapılmasında fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen hafta bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 3 ay önce ayağımdan bypass oldum. Doktor bana en az 2 ay daha çalışamazsın diyor. Bu durumumdan dolayı disability'ye gidebileceğimi söyledi. Peki bu durum Amerikan vatandaşlığı sürecimde bana bir engel teşkil eder mi ya da bir engel çıkarır mı diye takipçimiz bize soruyor. Sizin sağlık durumunuzdan dolayı disability durumuna geçmeniz Amerikan vatandaşlığı sınavına girmenizde ya da vatandaşlık sınavını almanıza bir engel teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla disability olmanız vatandaş olmanıza bir engel değildir
ve önemli olan nokta sizin vatandaşlıktaki İngilizce ve işte bu tarihi soruları başarıyla tamamlamanız. Bunları yaptığınız sürece disability'de olsanız da geçmenizde bir engel yok. Hatta disability noktasında tabii fiziksel değil ama kişilerin işte öğrenememesi, İngilizcesini geliştirememesi gibi durumlar da disability'den dolayı oluşuyorsa o zaman kişiler bu sınavları almaktan da muaf tutulabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen hafta bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Arkadaşım C1 2 yıl kuralı ile geldi. 1 yıl süresi dolmadan çalıştığı yeri bıraktı. Yani kalan 1 yıllık programını tamamlamadı. Waiver almadı. Evlilik yaptı ve çalışma izni geldi. Randevu tarihi verildi. Ama elinde waiver yok. İstenilen belgeler arasında da görülmüyor. Bu durumda mülakatta problem olur mu? Ya da programı tamamlamadığı için waiver'den muaf mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Kişi bu waiver'ı almak zorunda, bahsedilen kişi. Eğer 2 yıl kuralını kaldırmazsa, yani 2 yıl kuralını kaldıracak affı onay almazsa ya da bunu onaylandığını ya da kaldırdığını dair belgesi elinde yok ise maalesef yeşil karta geçemeyecek. Dolayısıyla bu noktada programı tamamlasın ya da tamamlamasın o kişi 2 yıl kuralına tabidir. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmayı yapılması gerekiyor. Eğer bu noktada çalışması yapılmazsa şu an önündeki dosyasının red olmasıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu noktada size tavsiyemiz kesinlikle uzman biriyle görüşüp avukatla gerekirse bu çalışmayı çok dikkatli yönetmeniz. Çünkü eğer yeşil kartı red alırsa sadece verdiği para değil aynı anda sınır dışı sürecine girmekle karşı karşıya kalır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen hafta daha bir takipçimizden gelen soru şu yönde. OPT çalışma sürecindeyim. Çalıştığım firma benim ücretimi banka hesabıma yatırıyor. Kesinti miktarını da firma ekleyerek yatırıyor. Daha sonra vergi zamanında ben ekstra olarak vergi ödemek durumunda olacak mıyım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin anlattığınız duruma göre tahmin ediyorum aslında çalıştığınız iş yeri sizi payroll'una eklemiş durumda. Payroll eklediği için de size ödemeler göndermekte ve bu da banka hesabınıza geliyor. Aynı anda da kesintileri yapıyor. Dolayısıyla bu görülen durumda herhangi bir vergi ödemek zorunda olmaktan ziyade belli bir miktar geri para alabilme durumunuz olacak gibi gözüküyor. Vergi iadesi alabilecek durumda görünüyorsunuz. Ama bunun için en mantıklı şey ister iş yerinin sahibinin muhasebecisi ya da başka bir muhasebecinizle görüşüp bu durumu netleştirmek olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da üniversite öğrencisiyim. İsmimden dolayı sıkıntı yaşıyorum. Amerika'da isim değiştirme süreci hakkında bilgi alabilir miyim? Ve isim değiştirdikten sonra Türkiye'de bu ismi tekrar değiştirmem gerekir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle tabii kişiler isim değiştirme adımlarını atabilirler. Yaşadıkları eyaletteki yetkili mahkemeye başvuru yapıp eğer oradaki ikametgahla ne kadar süre yaşaması gerektiği noktasındaki ikametgah şartını yerine getirmişseler ve mahkemede isim değiştirme davası açabilirler. Ve bu davayı açtıklarında önemli olan neden dolayı neye değiştireceğinin netleşmiş olması ve ondan sonra da mahkeme isim değişikliğini onaylayacaktır. Şimdi buradaki isim değişikliğini aldıktan sonra eğer siz bu kararı Türkiye'de uygulamaya sokmak istiyorsanız o zaman tabii ki öncelikle tavsiyemiz bu kararı uygulayabilmeniz için Türkiye'deki tanıma mahkemelerine, temiz mahkemelerine ulaşıp buradaki yabancı mahkeme kararını orada tanınması için dava açtırıp ve o davadan sonra da isim değişikliğini yaptırmanız mümkün olacaktır ve Türk kayıtlarında da isminizi değiştirebileceksiniz. Dolayısıyla sadece burada değiştirmiş olmanız yeterli olmayacak. Aynı anda Türkiye'de de bunun işleme koyulması için tanıma ve tenfiz mahkemeleri aracılığıyla bu değişikliği işletiyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. New York'ta Amerikan vatandaşı eşimiyle evlendim. İnterviyedeki görevli evliliğimize inanmadı ve green kartımı onaylamadı. Bundan sonraki süreçte ne yapmamız gerekir kart alabilmem için diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz olumsuz bir kararla karşı karşıya kaldıysanız evlilik üzerinden yaptığınızın başvurunun önünüzde iki opsiyonunuz olacak. Ya var olan kararı itiraz edeceksiniz süresi içinde ya da eşinizin üzerinden tekrar yeni bir dosya içeri veriyor olacaksınız. Dolayısıyla bu hakkınız mevcut, bu hakkınızı kaybetmiş sayılmıyorsunuz ve onun üzerinden de başvurunuzu yapıp sürecinizi ilerletmeniz
en doğal hakkınız ve bu sefer de çok daha dikkatli olup hatta gerekirse uzman bir avukatla görüşüp durumunuzu, davanızı dikkatli ve detaylı yürütüp olumlu cevap almanız için uğraşmanız gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 vizesiyle Amerika'ya geldiğimde eşimi ve 21 yaş altı çocuğumu getirebiliyorum. 21 yaş üstü çocuğumu Amerika'da kuracağım şirkete yönetici veya çalışan olarak getirebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii takipçimizin bahsettiği durum şu. Eğer E2 vizesi için, yatırımcı vizesi için Amerika'da bir yatırım yaparsa ve şirket kurarsa ve bu şirkete yatırım yaptığı için E2 vizesi aldığında hem eşi hem 21 yaşın altında çocukları ondan dolayı E2 vizesi alabilecekler ama 21 yaş üstü çocuğu alamayacak. Onun için de eğer şirkette çalışırsa E2 vizesi alabilir mi noktasına da geldiğimizde burada önemli olan nokta oğlunuz ya da kızınızın fark etmez çocuğunuzun sizin kurduğunuz kendi firmanızda yönetici olarak ya da çalışan olarak çalışması için bir pozisyon olup olmadığı ve pozisyon var ise onun bunun için yeterli olup olmadığı önemli olacaktır. Yani sizde aile bireyi bağ olması onun bu vizeyi almasına engel değil ama o bu vizeyi alabilmesi için yönetici ya da çalışan olarak bu sizin kuracağınız firmada çalışabilmesi için de önemli olan o pozisyona uygun olup olmadığı olacaktır. Eğer uygunsa onlar da yönetici ya da çalışan olarak E2 vizesi altında gelip çalışabilmeleri mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Delaware'de şirket kurarsak Amerika'ya nasıl gelebiliriz? Online ticaret yapıyorum. Yakında şirket kurmam gerekecek. İlla Amerika'da mağazamı açmam gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer siz ticaretle uğraşıyorsanız sonuçta Amerika ile Türkiye arasında yaptığınız ticaretin hacmi arttıktan sonra yani şirket kuruluşumuz yapıldı, adımlar atıldı ve siz ticareti arttırdınız ve bu ticari hareket çok ciddi bir şekilde ilerlediği zaman o zaman siz şirketinizin üzerinden E1 vizesine yani ticaretçi vizesi için başvuru yapma hakkına sahip olacaksınız. Yani dolayısıyla illa Amerika'da mağaza açmanız gerekmiyor ama Amerika'daki şirketinizin tabii ki burada bir ticari ofisi ya da merkezi olması gerekiyor. Çalışanların oluşması gerekiyor ki bunun üzerinden siz Amerika'da gelip yatırımcı ya da ticaretçi vizesi alma hakkınıza sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla burada benim bu takipçime tavsiyem kesinlikle şirket kuruluş adımlarını atması ve ticari adımları ilerletmesi ve ticari adımlarda sağlam duruma geldikten sonra da Amerika'ya geliyor olması olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu aslında. ABD Başkanı Donald Trump Venezuela ile anlaşma yapan ülkelere seyahat yasağı getirecekmiş. Bu bilgi doğru mudur diye takipçimiz bize soruyor. Amerikan hükümeti ya da başkan tarafından Venezuela ile iş yapanlara karşı herhangi bir yasak ya da ambargo getirilmiş durumda değil. Ama tabii değişik konuşmalar yapılıyor. İşte bunlardan biliyorsunuz işte Amerika'nın Venezuela'da yaşanan olaylara gerekirse silahla müdahale etmesi, işte gerekirse orada yaşananlara önlemeye çalışması noktasında ciddi mesajlar veriliyor. Tabii bu mesajların içinde eğer oradaki yaşanan durumu kendi müttefiklerinin de Amerika gibi düşünüp Amerika'ya sahip çıkmasını beklentisini devam ettirirse tabii ki bu tip bir ambargo yasağını getirmeye çalışabilir. Ama şu an böyle bir durum yok. Dolayısıyla şu an Venezuela ile anlaşma yapan ülkelere karşı herhangi bir yaptırım durumu söz konusu değil. Ama bu konuda herhangi bir adım atılmayacak ya da bir gelişme olmayacak diye bir durum da söz konusu değil. Yani önümüzdeki haftalarda ya da sürelerde ne yaşanacağını bilemeyiz. Ama şu an için herhangi bir ambargo durumu söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da OPT ya da CPT yapmak nedir? Arasındaki farklar nelerdir? Genel bir bilgi verebilir misiniz diye takipçimiz bize soruyor. OPT denilen program ve CPT denilen programlar öğrencilerin yani uluslararası öğrencilerin profesyonel eğitim alacakları alanda çalışma yapmalarına izin veren programlardır. Bunların adımını atarken dikkat edeceğimiz fark şu noktaya geliyor. CPT eğitim sırasında öğrencilere verilen bir haktır. OPT ise öğrencilerin programlarını tamamladıktan sonraki
en az bir yıl çalışmalarına imkan veren bir programdır. Dolayısıyla bu önemli, en önemli farklarından bir tanesi diyebilirim. Ve sonuç olarak CPT'nin öğrenciler ders alırken aldıkları derslerle bağlantılı bir adımdır. Oysa OPT okul sonrası, eğitim sonrası, dersler bitirdikten sonra yapılan bir programdır. Tabii şunu ben bir de açıklamak istiyorum. Sonuçta öğrencilerimiz buraya geldiklerinde eğer kendileri üniversite eğitimi, college eğitimi, master eğitimi, akademik eğitim gibi eğitimlere girdikleri zaman okullarından okullarına değişebilir. Ama bu noktada başvurdukları okullara sorabilirler. Siz okul süresince CBT hakkı veriyor musunuz? Ya da okul sonrası OPT hakkı veriyor musunuz diye sormalarında fayda var. Ve bu noktalarda evet veriyoruz tarzında bir dönüşle karşı karşıya kalırsalar o zaman bu adımlarını atabilirler, ilerletebilirler. Dolayısıyla tavsiyemiz bu noktada öncelikle okullarla irtibatta olup onların bu programı vermeleri. Çünkü eğer okul o programı vermiyorsa maalesef öğrenci ona hak kazanamayacak. Ve daha sonra da programları kendilerinin uluslararası DSO denilen üniversitedeki ya da okuldaki danışmanlarıyla ilerletip bu haklarını yerlerine getirmeleri. Yani burada en önemli şey üniversite eğitimi sırasında ya da college eğitimi sırasında öğrencilerin CBT denilen çalışma izninden faydalanmaları mümkün. Okulda onların eğitimiyle bağlantılı ve okul sonrası da OPT denilen programdan çalışma hakkını elde edeceklerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizin sorduğu soru şu yönde. L1 vizesinde her şey yolunda giderse vizeyi ne sürede alırız diye takipçimiz soruyor. Tabii L vizesi başvurularında biliyorsunuz önce başvuru Amerika'daki göçmenlik dairesine yapılıyor. Ve bu göçmenlik dairesinde yapılan başvuruda normal yapılan başvuruların cevabı alması uzun sürebilir. Her zaman başvuru yapılan süredeki bültenlere bakılıp ve nereye yapıldığına bakılıp ne kadar süreceğini az buçuk gösterecek tarihler bilinir. Ama diyelim ki 3 ile 6 arasında sürecek bir süreç olacak bu. Yani normal başvurusunu uzun sürebilir göçmenlik dairesinden dönüş almak için. Ama L1 vizesi başvurularını hızlı yapabilme imkanı vardır. Ve hızlı başvurular yapıldığında ise dönüşü almak, cevabı almak ise 2 hafta içinde mümkün oluyordur. Bir de eğer bir vizesi başvurularında ek belge talebiyle karşı karşıya kalmak çok normal bir durumda ve dolayısıyla bu ek belge taleplerinden dolayı da süreç uzayabilir ama aynı şekilde hızlı başvuru sizin yaptığınız ek belgeye verilen cevaptan sonra 2 haftada tekrar size dönüş yapacaklar. Dolayısıyla eğer bir vizelerindeki süreler buna göre değişebilir. Yani bu süreç 1-1,5 ay içinde de bitebilir, 3 ile 6 ay arasında da bitebilir en az. Ve başvurunun hızlı yapılıp yapılmamasına ve ek belge talebi gelip gelmemesine göre de sürecin uzayıp uzamayacağı değişebilmektedir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Nişanlım Amerikan vatandaşı olma sürecini beklerken vizemiz 13 Haziran 2018'de doldu. Yani A94 formunu demek istiyor. Aralık ayında nikahımızı yaptık ve evrakları 28 Aralık'ta yolladık. 30 Ocak'ta ise parmak izini verdim. Bundan sonra vizemin dolması sebebiyle göçmen polisi tarafından kovuşturmaya uğrama durumum nedir diye bu takipçimiz bunun ihtimalini merak edip nedir diye bize soruyor. Eğer siz parmak izinizi verdiyseniz yeşil kart başvuru dosyanızdan dolayı göçmenlik dairesi görevlileri sizi sistemde görebilecekler. Tabi bu her zaman görebilecekleri anlamına gelmez. Eğer sizi bulabilme durumları olursa ya da sizi hala arama durumları olursa yeşil kart dosyasında içeri verildiğini bilmeden ya da dikkate almadan ya da göremiyorsalar o zaman siz bu noktada bir ufak da olsa bir ihtimalle riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama genelde bahsettiğiniz durumdaysanız bu durumunuzda göçmenlik görevlilerinin sizi aramasını gerektiren bir durum söz konusu olmayacak ve kendileri sizi sistemde görebileceklerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. H1B'den Green Card'a geçiş için kaç yıl beklemek lazım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz H1B vizenizi aldıysanız ya da alacaksanız H1B vizenizi aldıktan sonra sizin durumunuza ya da pozisyona göre ya da şirketin ihtiyacına göre ne kadar bekleyip beklemeyeceğiniz değişmektedir. Dolayısıyla yoksa İşte şu kadar süre bekleyip yeşil karta ancak ondan sonra başvurursunuz diye bir şart söz konusu olmayacaktır. Ama dediğim gibi sizin H1B hangi pozisyonda almış olmanız, bu pozisyonda daha ne kadar çalışıp çalışmama durumunuz ve yeşil kart için
ne tür bir pozisyonda çalışacağınız ancak sizin ne kadar çalışmanız gerektiğinin şartını getirebilir. Dolayısıyla kişiden kişiye ya da işverenden işverene bu durum değişecektir. Ama sorunuza cevaben şunu diyebilirim. Yoksa sizin H1B'yi aldıktan sonra ve iş yerinde çalışıyor olduktan sonra bu noktada herhangi bir daha fazla bir süre beklemenize gerek kalmadan yeşil kart çalışması yapılabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Çifte vatandaşım, Türkiye'de yaşıyorum. 2011 yılında New York ehliyetim expire oldu. Tekrar Amerika'ya gittiğimde ehliyetimi tekrar sınava girmeden alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Sınava girmenizi gerektiren bir durum olacağını düşünmüyorum ama tabii ki süresi geçmiş olan ehliyetinizin yenilenmesi için New York'taki DMV'ye, Department of Motor Vehicle'a başvuru yapıp onu yenilenme için adım atmanız gerekiyor. Onlar sizden neler ihtiyacınız olup olmadığını söyleyecekler ya da siz müsait olduğunuzda isterseniz DMV'nin web sitesine girerek süresi bitmiş olan bir ehliyeti yenilemek için neler yapmak gerekiyor diye sorarsanız çok yerinde olur. Bu oradan da ben eminim çok rahat bir şekilde sorunuzun cevabını edinebilirsiniz. Yoksa çok sınava girecek bir durumdan ziyade yenilemeniz gereken bir durumun olduğunu düşünerek sizin sorunuzu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 100 bin dolar ile Amerika'ya yatırım yaptık ve aradan 2 sene geçti. Sermayemizi 500 bin dolara çıkartacağız. Şimdi bu 400 bin dolarlık sermaye artırımı oradan kazandığımız parayla mı yoksa Türkiye'den mi olacak diye takipçimiz güzel bir soru soruyor. Eğer siz yatırımınızı 500 bin dolara çıkarıp bir ihtimal EB5 denilen yatırım üzerinden yeşil kart imkanından faydalanmayı planlıyorsanız o zaman yapılacak en mantıklı şey Türkiye'den yatırımı getiriyor olmanız, Türkiye'den sermayenizi getiriyor olmanız ve kaynağını net gösteriyor olmanız gerekecektir. Eğer böyle bir kaynak yoksa sadece burada Amerika'daki firmanızdan elde edeceğiniz gelirden bunu kanıtlayacaksınız ya da Amerika'daki elde edeceğiniz gelirden bunu kanıtlayacaksınız. Önemli olan Amerika'da elde edilecek gelirin sermayeye döndürmek için vergisinin ödenip ve geri kalan miktarını siz yatırım olarak tekrar firmanıza ya da yatırımınıza koymanız mümkün olacaktır. Ve o sayede de siz yatırımınızı, yani Amerika'dan kazandığınız sermayeyi vergisi ödendikten sonra tekrar yatırım olarak firmanıza sokmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Community College'dan sonra OPT alıp ondan sonra H1B vizesi alınabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu önemli. Öncelikle H1B vizesine sizin hak kazanabilmeniz için en az üniversite mezunu olmanız lazım. Eğer sizin daha önceden üniversite mezuniyetiniz yok ise, sadece Community College eğitiminiz var ise o zaman maalesef H1B'ye uygun olmayacaksınız. Ya da Community College eğitiminizin yanında Türkiye'den en az 6 yıllık bir iş tecrübeniz varsa bununla birleştirebileceğiniz, ancak o zaman H1B'ye hak kazanacaksınız. Dolayısıyla bu nokta önemli çünkü bu sefer hiç H1B'ye hak kazan, yani kriterine uymuş olmuyorsunuz. En az üniversite mezunu ya da denkliğini sağlamanız lazım. Farz edelim bu var sizde, sağlanmış durumda. O zaman Community College'dan sonra OPT alma hakkınız varsa ve alıp onu kullanıyorsanız, bu süreçte de H1B için iş yeriniz size sponsor olmuşsa ve H1B'niz onaylanırsa tabii ki OPT'nizden sonra H1B'nize başlamakta herhangi bir engel olmayacaktır. Ama önemli olan bu koşulların yerine getirilmiş olmasıdır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'den arıcılık faaliyeti için Amerika'ya gelebilir miyiz? Bu sektöre yapılan yatırımlar kabul görür mü diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Sizin Amerika'da yasal alanlara ya da sektörlere yapacağınız bütün yatırımlar kabul görecektir. Bunu öncelikle unutmayın. Önemli olan nokta sizin yatırım yapmak istediğiniz sektöre yatırım yapabilmeniz ya da herhangi bir izne sahip olup olmayacağınızın araştırılması olacaktır. Çok bilebileceğim bir alan olmayacak arıcılık konusu ama tavsiyem bu noktadaki araştırmanızı yapıp arıcılık noktasında ya da bu sektöre giriş için neleri yerine getirmeniz gerektiğini bilmenizde fayda vardır. Yoksa dediğim gibi sonuçta yatırımınızı yapacaksınız ve bu da arıcılık faaliyeti sektörü olacaksa bunu yapamamanız için herhangi bir engel görmüyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. New York'ta DMV yazılı ve direksiyon sınavını geçtikten sonra ehliyetimi almam ne kadar sürer? Bu şöyle söyleyebilirim. Zaten önemli şey yazılı ve direksiyon bölümü olacak New York'ta. O bölümleri atlattıktan sonra ehliyetinizi almanızın çok uzun süreceğini düşünmüyorum.
birkaç haftalık bir durum olacağını düşünüyorum. Ama tavsiyem DNV ile irtibata geçmeniz ve DNV size ne kadar sürede bunu ileteceğinin cevabını verecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.